Gökhan, sen ikide bir bu Ömer'e nereden, nasıl ulaşıyorsun? Allah Allah, yine mi şüphe Hızır Reis? Ben nefret ediyorum dedikçe iş dönüyor, dolaşıyor, bize geliyor. Şüphe edecek bir şey yok da. Bu Gökhan'ın temas ettiği kişi kimse takip edelim, Enver'i bulalım. Abi, ben 6 ay önce çıktım içeriden. Bunların en yakın adamlarından biri koğuş arkadaşımdı. Oradan bir güven var birbirimize. Tamam. Söyle arkadaşına. Ne istiyorsa verelim. Enver'in yerini bize söylesin. Sonuçta arkadaşlıklar bugünler içindir de. Bak yeğenim suskun kalıyor. Çünkü onu da öldürürler. Ben bunu söylemedim mi sanıyorsun Hızır? Kardeş, sen bu koğuş arkadaşınla buluş. Biz seni izlemiş olalım. Ondan sonrası bizim. Sen kendini riske atmamış ol. Önemli olan riske atmak değil Fahri abi. Bu savaştır. Ben de öyle bilirim. Ama bağlantımız kesilir. Kesilsin de, kesilsin. Bizim bir bağlantımız yok. Onların var. Her şeyimizden haber alıyorlar. Ben diyorum ki, şimdi sen bu Samet'i öldürdün ya, bunlar büyük intikam peşinde. İntikamlarına hazır olsak yeter. Nasıl hazırlanacağız Ender abi? Karımıza, çoluğumuza, çocuğumuza birer el bombası verip kim yüzünüze gülmezse pimi çekin mi diyeceğiz, ne diyeceğiz? Size iyilik eden de kabahat. Yürü lan Gökhan. Gebersin şu arkadaşım, biz de kurtulalım şüphe altında kalmaktan. Yürü. Reis, bu Gökhan'ı öldürürler. Eninde sonunda nasıl olsa ölecek Fahri Baba. Bu işlerde ilk aracı öldürülür. Sonuçta Gökhan'ı aracı eden biz değiliz, onlar. Bu Enver'i yakalayabiliyorsak bu vesileleri yakalarız. Yoksa içimizdeki haini bulmadan biz çok kayıp veririz. Hoş geldiniz. Neredesin sen Dadaş? Bizi böyle burada bekletmek ne demek? Haber verseydin geleceğini tipi. Sen bana haber verdin mi Fikret? Ablamı tehdit eden iti bulduğunu. Emine ablayla konuştuk da az önce. Anladım onu. Emine ablam çocuğun öldüğünü söyledi. Sizinkiler mi öldürmüş? Eğer sizinkiler öldürdüyse Fikret, bana göster onları. Ben de onları öldüreyim. Ben demedim mi sana? Ablamı tehdit eden it benimdir diye. Aşağıda. Git al. Ne yapacağım ben ölüsünü Fikret? Öldürmedim. Dilini kestim. Dilini kesti. Niye öldürmedin Fikret? Konuşturmak için değil mi? Şimdi dil yok. Ben nasıl konuşturacağım? Konuşturdum. Ondan sonra kestim. İyi yapmışsın. Eline sağlık. Eline sağlık da... Ne dedi? Adres alabildin mi? Aldım tip, aldım. Adresi ver Fikret.
Sen yaşlı başlı adamsın. Ablamın yanına git. Bu iş bana düşer. Sen kimin adresini aldın Fikret Aga? Enver Gülmez'in. Bravo Fikret. Tebrikler. Tebrikler. Ver adresi. Biz ateşle gideriz. Geldiler. Ne isteyeceksin adamdan? Haini Yılmaz. Hızır hain Özkan dedi. Özkan'ın yeğeni vuruldu. Bu saatten sonra gerçek haini ancak doğuranlar bilir. CIA sana söyleyecek mi kendi doğurduğunu? Söyleyecek. İllaki söyleyecek de karşılığında ne isteyecek? Onu öğrenmek için çağırdım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de tam sizden bahsediyorduk. Temmuz'da nasıl çuvalladılar diye. Yılda 12 ay var Ünal Bey. Allah'tan 11. aydayız. 12. ayda da Noel Mael bir şey yapamazsınız. Gelecek yılın derdi de beni hiç ilgilendirmez. Doğru. Türksünüz. Ne olduğum belli. Özer. Amerika'da niçin darbe olmaz biliyor musun? Yerleşik demokrasi yüzünden. Ne alakası var? Ordu sistemi farklı. Güldürme bizi Özer. O zaman siz söyleyin Ünal Bey. Niye olmaz? Çünkü Amerika'da Amerikan büyükelçiliği yoktur da ondan. Evet. Beni buraya davet ettiğinize göre zor durumda olmalısınız Ünal Bey. Evet. Çok zor durumdayım. İçime yerleştirdiğiniz haini bulamıyorum. Oysa hain bulmakta üstüme yoktur. Alparslan'ın dayısıyla olan ilişkisini size biz bildirdik. Onu hain olarak kabul edip gereğini yapmayınca siz hainlere bakış açınızı değiştirdiğinizi düşünmeye başladı. Alparslan hain değil. Alparslan intikam almak isteyen hevesli bir genç. Üstelik arkası çok sağlam. Ve siz de arkasındaki kişiyle işbirliği yapmak istiyorsunuz. Evet. Ama içime yerleştirdiğiniz hain planlarımı bozuyor. Aslında Ünal Bey'in bir fikri var. Hızır Reis'le birlikte hainin Özkan olduğunu düşünüyorlar. Mesele Özkan'ın hain olması mı? Yoksa içinize bizim birini yerleştirebiliyor olmamız mı? İkincisi. Öyleyse kişilerden bahsetmeyi bırakalım. Kalıcı bir çözüm bulalım. Nasıl bir çözüm? Eğer siz Davut Bey'i yok ederseniz içinizdeki haini öldürmenize izin veririz. Tabii bütün çetesiyle birlikte. Yani Gülmezlerin de arkasında Pentagon var. Evet. Ama bağlantıları ben değilim. Çok değerli bir arkadaşım.
hafife alınacak kişiler değillerdir. Yani ben gidip Davut'u öldüreceğim. Sen de bana Özkan'ın ismini söyleyeceksin, öyle mi? Ben Özkan demedim. Dedin ya da demedin. Belli işte. Biz niye Özkan'ı öldürmek için senden izin alalım? Hem de istihbaratla başımızı derde sokmak pahasına. Özer Bey'in benimle bir bağlantısı var. Öyle değil mi? Evet, var. Peki Ünal Bey. Özer Bey'i öldürebilir misiniz? Maalesef. 20 yıldır eceliyle ölmesini bekliyorum. Ama kendisi karateci. Spor yapıyor. Üstüne portakal suyu içiyor. Yani sağlıklı bir yaşamı var. Ama ben sabırlı bir insanım. 20 yıl daha bekleyemem. Ancak biraz daha dişimi sıkabilirim. Yılmaz, sorunun cevabı hayır. Özkan'ı masada öldürebilmek için Amerika'nın onayının olması gerekiyor. Zaten durum böyle olmasaydı Ünal Bey Hızır Reis Özkan'ı öldürsün diye her gün dua etmezdi. Dua konusu hariç gerisi doğru Yılmaz. Evet Ünal Bey. Sizinle bir anlaşmaya varabilecek miyiz? Bunu bir Davut Bey'le görüşmek lazım. Anlamadım. Belki o daha mantıklı bir şey söyler. Onunla uzlaşır, anlaşırım. Şansınızı biraz daha denemek istiyorsunuz belli ki. Bana uyar. Siz benim teklifime evet deyinceye kadar Türkiye'de işlenecek bütün cinayetler bana uyar. Ben sevgili dostumu uğurlayayım. Hakikaten söyleyecek misin Davut'u? Bana Alparslan'ı çağır.